Star Gazetesi'nin manşeti. Cumhurbaşkanı'nın TÜSİAD'da olması, TÜSİAD'da bu buluşmayı gerçekleştirmesi ve orada oradaki işte kadroya, ekibe, Türkiye'nin tezlerini anlatması bizim açımızdan son derece önemli ve kıymetli. Kuşkusuz ki bu işte zorlu sürecin altından hep beraber kalkacağız. Siyasetçisi, devlet adamı, iş adamı, akademisyeni hep beraber kalkacağız ve burada bu noktada birlikte hareket etmenin de önemi çıkıyor ortaya. Bu süreci tabii hani 21 Mayıs süreci gibi görmek lazım kuşkusuz ki, ama hani hepimizce malumdur. Bu aslında 15 Temmuz sonrası süreç, yani yeni Türkiye'nin dirilişi ve kuruluşu, aynı zamanda yeni bir atılım dönemi olarak adlandırıyor bunu. Ve dünkü buluşmada çok detay var tabii. Mesela şurada yazıyor. Erol Bilecik'in, TÜSİAD Başkanı Erol Bilecik'in OHAL'e ilişkin eleştirilerini. Önce Erol Bilecik kürsüye çıktı ve OHAL'in kaldırılması gerekiyor gibi, ya da o anlama gidebilecek değerlendirmelerde bulundu. Cevabı Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından aynı kürsüde hemen peşinden verildi. İş adamlarının nesi engellendi OHAL sürecinde dedi. Ben bu soruyu çok soruyorum. Yani bir ezber var değerli izleyiciler. Bir ezber var ve bu ezber, baba sen şunu çek, ben biraz dinleneyim şu kenarda, işimiz var, gücümüz var. Bir ezber var ve bu ezber üzere sürekli olarak şu söyleniyor: olağanüstü hal kaldırılsın, OHAL koşullarında şu olmaz, bu olmaz, OHAL şöyle, OHAL böyle falan filan. Ben mesela sahiden de anlamakta güçlük çekiyorum ve buna ilişkin olarak da somut bir takım örnekler arz ediyorum. OHAL, şeyi söylemiyorum, bakın bu kritiktir. Hani kanun hükmünde kararnamelerle meslekten ihraç edilenlerin yaşadıkları mağduriyetler var. Bunu yokmuş gibi davranamayız. Var yani, efendim ben bu adama gıcık oluyorum, FETÖ'cü diye ihbar ediyorum, risk almamak için açığa alıyorlar falan. Yani bunlar var. Bunlar Sağlık Bakanlığı'nda, Milli Eğitim Bakanlığı'nda, işte emniyette, yargıda, her tarafta var. Şu varsa o daha büyük tabii şey. Gerçek FETÖ'cü kendi kimliğini gizlemek için aslında FETÖ ile mücadele eden kadroyu tasfiye etmek üzere ihbar mekanizması işletiyor. Bu daha büyük vahamet. Varsa ki var olduğu konusunda çok ciddi iddialar var. Şimdi OHAL komisyonu kuruldu. Bu iddiaları titizlikle araştıracak. Bunlardan söz etmiyorum. Ama örgüte ve suça bulaşmamış, yerli ve milli, bu topraklara ait, vatanını, milletini seven, sıradan herhangi bir yurttaş için 15 Temmuz'dan sonra ilan edilen ve işte süresi belli dönemlerde uzatılan olağanüstü hal uygulamalarının sosyal hayatı nasıl etkilediğini, hangi yönde, yani olumsuz etkilediğini sahiden merak ediyorum. Ne yaşadık biz olağanüstü halin olumsuzlukları ile ilgili olarak? Ne yaşadık? Biz yani sokakta eğlence mi tertiplemek istedik, tertipleyemedik? 2-3 kişi bir araya gelip de sohbet ederken polis gelip bizi mi dağıttı? Biz bu arada bir seçim referandum süreci yaşadık. Bangır bangır kampanya geçirdik. Bangır bangır kampanya geçirdik. Sokaklarda sabahladı insanlar. Gene ki kimse, hani abi olağanüstü hal var, akşam 8'den sonra eve dönüp kimse bir şey demedi mesela yani. İş yerleri mi kapandı? Başka bir şey mi oldu? Ya, nedir, ben anlamadım yani. Bu olağanüstü halin suçlular, suça bulaşmış olanlar, örgüt üyeleri dışında ki normal vatandaşları nasıl etkilediğini ben sahiden merak ediyorum. Ben sahiden merak ediyorum. Ne yaşadık yani? Mesela Fransa geçenlerde seçime gitti biliyorsunuz. İki turlu seçim yaptı. İkinci tur 7 Mayıs'ta tamamlandı. Emmanuel Macron başkanlık koltuğuna oturdu. Ve bu iki turlu seçim sırasında Fransa'da olağanüstü hal vardı. Fakat Fransa'daki olağanüstü hali, beni Fransa'dan izleyenler varsa onlar bileceklerdir, ya da bu arada Fransa'ya gidip gelmiş olanlar varsa bileceklerdir. Alışveriş merkezlerinde, otellerde, ana meydanlarda, o Eyfel Kulesi'nin altında, o işte nehrin kıyısında,
postallı, ağır makinalı, tüfekli, Robocop gibi adamların yaşattığı tedirginlikle insanlar sokaklardaydı. Yani otelde yanı başınızda böyle bir tane postallı, makinalı, tüfekli falan adamlar olduğunu düşünün. Adım başı size kimlik sorduklarını ve yani her an gözaltına alınma endişesiyle karşı karşıya olduğunuzu düşünün. Bu şartlar altında seçime gitti Fransa. Kimse hop hemşerim OHAL şartlarında seçime gidemezsin falan demedi vallahi. Oraya olunca oluyor, buraya olunca mı sıkıntı oluyor? Ben anlamadım. Anlayamayacağım da epey bir süre. İncirliği değerli kılan 4 neden. Şunları okuyayım. Selim Efe Erdem toplamış bunu. Almanya'ya ben gideceğim diyor ya. Bak ne demiş. Şunu çeksene. Önce şunu bir görsene. Ne diyor? Mevlüt Çavuşoğlu. Yalvaracak değiliz. Yalvaracak değiliz. Uğurlar olsun. Güle güle. Allah yolunuzu açık etsin. Suriye ve Irak'tan Afganistan'a tüm kriz bölgelerine ulaşılabilir stratejik bir noktada. İncirlik. Bölgeye Ürdün ya da Kıbrıs üslerinden ancak tanker uçaklarla ulaşabiliyorsunuz. 2. DAEŞ'e karşı anlık bir istihbaratta İncirlik'ten kalkan uçaklar kısa sürede hedefi imha edebiliyor. Diğer üslerden gelene kadar ortada vurulacak bir hedef kalmaz. 3. Bu üssü kullanan ülkeler Türkiye'nin sunduğu NATO altyapısından faydalanıyor. İncirlik'in 60 yılı aşkın hem insan hem de teknolojik istihbarat altyapısı var. 4. İncirliğin kendi ordusu da güçlü bir ülkede yer alması en önemli unsur. Yani Türk ordusunun da güçlü olduğu bir ülke olarak söylüyorum. Askerlerin, uçakların ve teçhizatın güvenliği bizzat Türk ordusu tarafından sağlanıyor. İncirliği değerli, kıymetli kılan 4 neden.